Bir de arkadaş için aynısını söyleyemeyeceğim. Çünkü kendisi çocuk pistinde takıldı da daha çok. Ne diyorsun ya? O niye? Ya dalga geçiyor işte, görmüyor musun ya? Ya ben ilk defa kayak tatiline gittim de kaymayı bilmiyordum. Çocuk pistindeydim ama sürekli de orada değildim yani. Anladım. Yalnız St. Moritz görüp görebileceğin en güzel kayak merkezidir. Bu sporu zirveden başlamışsın değil. Tadını çıkar. Uludağ nasıldı? Uludağ güzeldi, zevkli ama kalabalık. Çok. Bitmedi herhalde konuşmanız. Daha konuşacak mısınız? Çünkü ben çatlayacağım da. Acaba diyorum, ben gidemedim ya. Çok uzatmasanız mı? Ya keşke ben de gitmeseydim. Evde böyle yalnız yalnız ayaklarımı uzatıp oturmak varken ne işim var benim orada ya? Her şey değişti, bu değişmedi. Hello gençlik. Wonderful'um. Nasılsın bakalım? Bunlar kayak tatilinde yorulmuşlar. Bende hiçbir gelişme yok. Evet evet, çok yoruldular gördüm ben. Aa, her gün aradım ama Beth abla. Hakkımı yemeyelim lütfen. Yemeyelim. Bu arada araya tatil falan girdi. Yüz yüze bile gelemedik. O gece yangında bizi kurtardığınız için çok teşekkür ederiz. Yok canım, ne teşekkürü? Yani hiç gerek yok. Sağ olun. Ne demek abi, her zaman. Sizin tatil nasıldı? Biz de Avrupa'ya gittik. Genellikle Anadolu'da takıldık ama arada bir de Avrupa'ya geçtik tabii. Ne bakıyorsunuz ya? Bakırköy pazarı da Avrupa değil mi? Kartal, Beykoz, bunlar Anadolu. Değil mi? Ben mi mis gibi kıpır kıpır tatil gitmedik mi? Ya tatilde pazarlarda tezgahçılık da onu diyor. Ha, anladım. İyi. Yani hareket olmuş işte. Evet, öyle oldu. Değil mi? Derse geç kalmayalım o zaman. Kalmayalım. Hayır. Avrupa hiç beğenmedim ya. Dur dur. Tatlım, sen bu tatil bana hep bir soğuk soğuk konuştun. Şimdi de bir tavırlı gibisin. Bir şey mi oldu? Yo. Ne olsun ki? Bilmem. Yani ben de bir şey bulamadım da sana sorayım dedim. Yok bir şey. İyi, tamam. Peki. Bilal kim? Kim? Hayır, ben biliyorum kim olduğunu da bu samimiyet nereden geliyor, bu arkadaşlığın temeline? Ben onu çok merak ediyorum asıl. Lal, annemin arkadaşı, Eda ablanın kızı. Çocukluk arkadaşım yani. O yüzden böyle bin tane selfiniz var birlikte. Çünkü bu arkadaşlık, bu samimiyet bunu gerektiriyor. Öyle mi? Nasıl yani, anlamadım. Şimdi ben sana tatilde çekildiğiniz fotoğrafları göstereyim. Görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Ne hikmetse sanki o tatilde başka kimse yokmuş gibi senin her zirvede bu Lal kişisiyle selfin var belki. Yani bilmem ki, öyle denk gelmiştir. Yani bence. Denk gelmiştir diyorsun. Denklik yani, kendime onu denk görüyorum bu demek oluyor bu acaba? Yok yok, ben öyle demek istemedim ki. Yani rast gelmiştir anlamında denk gelmiş. Rast gelmek, şans diyorsun. Kötü şans. Anladım. Aa, aklıma bak sen ya. Böyle bir hesap sormalar, kıskanmalar falan. Hasta mı oldu acaba bizim manyak sevgilimiz? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.